Sevgili Sedat Bozkurt gazeteci, Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden Sedat Bozkurt bizimle beraber. Yine Zeynep Gürcanlı, özellikle bugünkü yazısı ilginçti. Güvenli bölge tartışmalarıyla ilgili ilginç bir yazıydı. O yazıya da gireceğiz. O yazı üzerinden biraz bölgedeki gelişmeleri anlamaya çalışacağız. Ve yine hem gazeteci kimliği hem de siyasetçi kimliği, ama bunun yanında Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği kurucusu başkanı Remzi Çayır bizimle beraber. Sorulacak çok soru, konuşulacak çok konu var. O yüzden zamanı verimli kullanmak için ve çok sıcak bir başlık olduğu için, Türkiye'nin bekasını da ilgilendirdiği için, bugün de Milliyetçi Hareket Partisi sloganını açıkladı, beka vurgusu öne çıktı, ama Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge tartışması. Bugünkü yazınız bu anlamda gerçekten ilginçti. Orada yeni tehlikelerden bahsediyorsunuz. Çekiç güç güvenli bölge güvenli mi Türkiye açısından? Güvenli bölge Türkiye açısından hiç güvenli değil. Yani şimdi yapılmaya çalışılan güvenli bölge gibi bir hakikaten şerit oluşturulacak 30 kilometre kadar. Sınırı 30 kilometre ileri aldığımızı düşünelim. Fakat orada o 30 kilometrenin hemen ilerisinde yine YPG olacak, yine PKK olacak ve onları da koruma altına almış olacak Türkiye'ye karşı, Türk ordusuna karşı Amerikalılar. Yani bir dönem çekiç gücü çok tartıştık biliyorsun. Sınırımızın hemen ötesinde bir uçuşa kapalı bölge oluşturuldu ve sonradan ortaya bir Kürt oluşumu çıktı o bölgede. O Kürt oluşumu son dönemde o kadar ileri gitti ki işte bağımsızlık için referandum yapmaya kadar işi götürebildi. Şimdi bunun ilk nüvesi Suriye'de atılıyor. İşte o 30 kilometrelik tampon bölgenin hemen ilerisinde bir Kürt bölgesi oluşturulacak. Amerikalılar orta bölgede Türkiye'nin biraz devreye gezmesine falan izin verecek ama artı tarafa geçmesine orada asla izin vermeyecek. Orada ortak devriyeden bahsediliyor ama orada bir çelişki yok mu? Ortak devriye derken Amerika çekiliyor biliyoruz biz. Ortak devriye nasıl olacak? Şöyle, koalisyon diğer ülkeleriyle. Diğer ülkeleri. Yani mesela Fransızlar orada kalmaya devam edeceklerini açıkladılar. Fransızlar olacak. Bir başka önemli unsur, oraya Arap birlikleri getirmek. Şimdi Şubat ayında çok önemli bir zirve toplantısı olacak. Türkiye'nin dahil edilmediği bir zirve toplantısı bu, Polonya'da. Kim? Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri, Mısır, işte Ürdün, o ülkelerle bir zirve toplantısı bu yapacak. Bu MESA'yı diyorsun. Bu MESA kurulacak. O MESA kurulduktan hemen sonra da zaten o arada da işte Amerikan askerleri şey denen şey aynı şey mi? Aynısı. İşte o İslam notası, Trump onu öyle, Amerikan Başkanı Trump onu İslam notası olarak ortaya attı. İslam notası olunca bunların bir şey de yapması gerekecek. Ne yapacaklar? Gelip orada devreye gezecekler. İlk hani küçük eylem. Fransızları falan da yanına koyacaklar. Amerikalılar da havadan kontrol edecekler. Çünkü Amerikan üsleri güçlendiriliyor Irak'taki. İncirlik malum zaten. Devam ediyor faaliyetlerini. Amerikalılar orada bir uçuşa kapalı bölge oluşturacaklar. Türk uçakları oraya giremeyecek. Türk askeri de o tampon bölgenin ilerisine asla giremeyecek. Hatta daha da ileri giden bir şey söyleyeyim. Türk askeri şehir merkezlerine de giremeyecek tampon bölge içinde. Sadece kırsalda işte terör sızmalarına karşı bir takım devriyelerde bulunacak. Fakat ne olacak ondan sonra? Orada bir oluşum. Orada bir kentleşme, bir devletleşme. Adına ne dersiniz deyin. Özerk bölge, federal bölge, işte otonomi yönetimi ne derseniz deyin. Bir yeni oluşumun ilk nüveleri atılmaya başlanıyor. Çok dikkat etmesi gerekiyor Türkiye'nin bunu. Burada o yazıda ben dikkatimi çeken bir de uçuşa yasak bölge. Yani çünkü Kuzey Irak'tan da tecrübemiz var bizim. Uçuşa kesinlikle yasak bölge demek. Ha, Türkiye'yi de içine alan bir yasaktan bahsediyoruz. Bu dediğin bütün zemini oluşturacak bir hamle, bir endişe kaynağı olarak görmeli miyiz bunu? Kesinlikle, çünkü bir operasyon yaptığınız zaman teröristlere karşı da mutlaka bir hava operasyonuyla desteklenmeli ki etkili olabilsin. Ya da sadece hava operasyonuyla da teröristlere karşı çok ciddi başarılar elde edildiği oldu zamanında. Şimdi bunların hepsinden mahrum kalacak Türkiye. O bölgede bir terör oluşumu, teröristler orada artık polis haline gelirken, orada asker haline gelirken, o bölgenin askeri haline gelirken biz uzaktan izleyeceğiz ve en ufak bir şekilde müdahale edemeyeceğiz. Yani bu yeni Astana süreciyle falan birlikte değerlendirdiğimizde aslında bir bütün bir Suriye'den artık bahsetmemiz çok mümkün görünmüyor. Artık bir geriye dönüş herhalde söz konusu
Değil. Yani çünkü ısrarla Astana sürecine Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediliyordu ama yürüyen süreç çok farklı gelişiyor. Toprak bütünlüğü içinde işte bir özel bir, yani, aynen Irak gibi. Irak'ta da öyle. Irak'ta da bir toprak bütünlüğünde herhangi bir bozulma yok. Aslında fakat yukarıda bir federal kuşak var. Şöyle bir şey mi var? Yani ben ortaya da söyleyeyim. Remzi Çayır, siz de hem geçmiş siyasi tecrübeniz hem de gazetecilik tecrübeniz de. Aslında güvenli bölge, tampon bölge daha önce bu ilk Suriye kaosu başladığında gündeme gelmişti ve Amerika Birleşik Devletleri gündeme getirmişti. O zaman da biz Kuzey Irak'taki tecrübeden dolayı Türkiye olarak karşı çıkmıştık. Ama bugün sanki bir ortak şeyde buluşulmuş oldu ve Amerika'nın ilk gündeme getirdiği çözümde. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Amerika'nın çözümü de Suriye için ya da Türkiye için ya da coğrafya için ne kadar faydalıdır? Şimdi Amerika bütün bölgeye ve dünyaya şu şekilde bakar. Kendi vatandaşlarının çıkarları doğrultusuna bakar. Kendi güvenliği doğrultusuna bakar. Kendi ama 10 bin kilometre öteden bahsediyoruz. Bakar. Bence 10 bin kilometre öteden kendi güvenliğini Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Ürdün'de, Türkiye'de arayan bir Amerika'dan bahsediyoruz. 11 Eylül olduğunda yeniden güvenlik konseptiyle ilgili içerideki kendi kafaları bir araya geldiler. Yeni bir terörizme karşı sistematik bir kafa geliştirdiler, bir düşünce geliştirdiler. Bu düşüncenin temelinde tehlikeyi bulunduğu yerde, eskiden komünizmle mücadele vardı Amerika'nın, ona paralel, işte nerede komünizmle eskiden mücadeleyi kendi sınırları içerisinde değil de Rusya'nın en yakın bölgesi neredir? Türkiye'de. Türkiye'de bununla ilgili bir takım faaliyetler yapmak, konumlanmalar oluşturmak, işte birlikler oluşturmak, işte benzeri şeyler bu konuda bir sürü faaliyet yapmışlardı. Aynısını şu an terörizmle ilgili olsun. Çünkü burada şunu Amerika iyi biliyor. Burada palazlanacak bir terör, yani onların deyimiyle İslamcı terör. Ben bunun çok yakışıksız olduğunu peşinden söyleyebilirim. İslam'da terörün aslında, çünkü bir insanı öldürmenin, dünyayı öldürmek olduğuna inanmış, bir iman etmiş insanların terörist olamayacaklarını düşünüyorum. Hak aramak başka bir şey, terörizm bambaşka bir şey. Dolayısıyla güvenli bölgeyi Amerika'nın o zaman teklif etmiş olması, şu an ben aynı düşüncede olduklarını düşünmüyorum. Zira Amerika gerçekten son zamanlarda çok garip bir şekilde zikzaklar çiziyor. Bir derin Amerika var, bir de Trump var. Trump perdenin önünde oynuyor, perdenin arkasındaki oyuncular farklı. Ona derin Amerika var. Yani devam eden Amerika'nın başkanı yani bir değilse sistem de, var. Sistem, oturmuş bir sistem var. Bu sistemin oyuncuları bambaşka bir şey söylerken Trump zaman zaman tweetlerle farklı bir dünya çizebilir ama o biraz şeye benziyor. Eline fırça almış, zaman zaman karman çorman resimler çizen bir adamdan bahsedebiliriz. Ama Türkiye güvenli bölge oluşturmak zorunda. Benim acizane görüşüm bu. Neden oluşturmak zorunda? İşte varsayalım ki bir 80'den bu yana, 70'lerin sonlarında başlayan bir PKK ile karşı karşıyayız. O zaman Rızgari'ydi. İşte benzeri bir takım isimleri vardı. Bu kadar silahlı örgütlenmemişlerdi ve halka bu kadar dayanmamışlardı. Bak, bu da bir gerçek. Doğuya gidin bakın. İster kabul edin, ister etmeyin. Yani HDP bu kadar oyu nasıl alıyor? Çok büyük projeleri mi var? Çok büyük vaatleri mi var? Hayır. Adam çıkmış, sloganı şu. Ama onların arasında da bir problem olduğundan olabilir, bahsediliyor. Olabilir. Yani, dolayısıyla Kandil'le HDP mutlaka, bir uyum içerisinde değil. Hatta HDP'nin içerisinde birçok klip. Olabilirler. Ama şu var. Yani kabul edelim ki doğudaki birçok vilayette, ben Diyarbakır'daydım işte, birçok vilayette bir örgütlenme yaşamışlar. Derin bir örgütlenme yaşamışlar. Çok da rahatlıkla birbirleriyle ilişki kurabiliyorlar. Evet. Şimdi Türkiye neden güvenli bölge oluşturmak zorunda? İşte demin ifade ettiğim 80'den önce başlayan terör tecrübesi var. Yani terör mağdur olmuş bir ülke. Kendi insanların güvenlikte yaşamasını istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani devletin de, hükümetin de var olma sebebi budur. Kendi insanlarını bu coğrafyada güvenli bir hayata kavuşturmak. Şimdi dışarıdan sebebi ne olursa olsun, şiddete varmayan ve şiddet oluşturmayan bütün düşünceler bu ülkede var olmalı. Hoşumuza gitse de gitmese de. Bu ülkede hep var olmalı. Var olmalı ki biz gelişelim. Biz farklı şeyler görmeden nasıl kendimizi geliştirebileceğiz? Dolayısıyla şiddete varınca da Türkiye'nin kendine
bir pozisyon seçmesinden daha tabii bir şey olamaz. Terörle halkı birbirinden ayırmak lazım. Nerede olursa olsun. Tabii, Türkiye'de kesinlikle. Olsa, Suriye'de olsa. Her şeyde. Türkiye birinci derecede mutlak anlamda hükümetin yapmadığı bir eksiklik var. Şu an hala devam eden bir yanlışlığı var. Suriye'nin toprak bütünlüğü Suriye yönetimiyle konuşmaktan geçer. Kesinlikle öyle. Yani bunu görmek gerekiyor. Yani hala yani o efendimi biz tanımıyoruz. Tanısak da tanımasak da bir gerçekle karşı karşıyayız. Biz gidiyoruz Rusya'yla Suriye'yi konuşmuyoruz. İran üzerinden Suriye'yle konuşuyoruz. Rusya üzerinden Suriye'yle konuşuyoruz. Buna gerek yoktu. Elbette geçmişte bir takım politikalarımız, siyaset etmelerimiz yanlış sonuçlanabilir. Ya bunlardan dönüş yapmak ülkenin, insanlığın veya Müslümanların veya orada yaşayanların faydasınaysa bunu yapmalıyız. Yani siz konuşmadığınız bundan, zaman başkaları konuşuyor sonuçta. Şimdi dolayısıyla da biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyorsak bu tampon belge elbette ki Suriye gerçek anlamda güvenli, huzurlu, işte kendi içerisinde barışa kavuşmuş bir ülke olmuş olsaydı ve gerçekten de şiddeti ve terörü lanetleyen ve dışlayan bir ülke olmuş olsaydı biz bunları çoğunu yaşamayacaktık. Irak'ta bataklık olunca, Suriye'de bataklık olunca Türkiye'nin sinek kolları sadece kendi topraklarında kurduğu bir takım savarlarla, sinek savarlarla onu bertaraf etmesi mümkün değil. Hiçbir yerde bu mümkün değil. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Ben tampon bölgenin, yani güvenli bölgenin 30 kilometre olur, 25 olur, 40 olur, onu bilemem. Onun şeyin de detaylarının da tam anlamıyla konuşulduğuna inanmıyorum. Yani ilginç bir tez var o konuda. Hem size de sorayım Sedat Bozkurt'a da. Yani Türkiye'deki Suriyelilerin o bölgeye işte TOKİ binalar yapacak, o bölgeye bitireyim, yerleştirecek. Son bir cümleyle tamam. Bitireyim. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ki içerisi iyi doldurulmuş, güvenli tampon bölgenin Türkiye'nin güvenliği açısından, huzuru açısından ve istikbal anlamında terörle mücadelesi açısından çok mühimdir ve önemlidir. Ama bunu yaparken ben demin de ifade ettim mutlak anlamda yani bunu yok işte Esad'la görüşürsen bilmem nece olursun, bilmem ne olursun. Bu tür kaygılardan, bu tür komplekslerden sıyrılarak gerçekçi, akılcı politikalar üretmek Türkiye'nin lehinedir. Tabii yani Zeynep detaylarıyla anlattı. Hani tampon bölgenin bugünkü şey durumu nedir diye. Bu işte TOKİ'lere ev yaptırıp Türkiye'ye göçeren Suriyelileri yerleştirdi. Skypecot muydu bu? Skypecot. Onun bir başka versiyonu olur. Bu Türkiye'nin alttan kalkacağı bir iş değil. Ben bugün gelinen noktanın sonuç olduğunu düşünenlerdenim. Bunun nedenlerini düşünmeden, nerelerde ne hata ne yanlış yapıldığına bakmadan ve bunları net bir şekilde tespit etmeden bugün buradan sorunlardan uzaklaşamazsınız. YPG dediniz, biraz da Suriye'nin içine sizin de sağladığınız karışıklık katkısı nedeniyle oluşmuş Amerika'nın sahip olduğu teknolojinin tamamına sahip olan düzenli bir ordudur artık. Evet. Daha da savaşacağınız 3-5 çarpıcı sürüsü değildir. Evet. Siz koridoru ne kadar kurarsanız kurun, kıyınızda YPG olacak. Ha, YPG'nin olması mı iyi, Suriye'nin olması mı iyi? Yani bir şey söyledi, Esad'la konuşmuyorsunuz, niye konuşmuyorsunuz? Amerika ile birlikte Eid Donat adı altında. Ki çok da yabancı değiliz aslında. Hayır, yani. Antalya'ya gelmiş gitmişlikleri var ya. İşte toplam mı yanlış? Bir ara o rakam veriyor. 64 defa aslında bu sürece girmeden önce görüşülmüş. Bakanlar, yani. O zaman bakanlar, övgü olarak söyleniyordu. Ortak Bakanlar Kurulu falan toplamış. Bir ara konfederasyon konuşuluyordu ya. Ben gidip izledim. Yani gazeteci olarak gittim. Orada Ortak Bakanlar Kurulu toplantısını Halep'te izledim. Şimdi geldiğimiz nokta. Milyonlarca insan elinden barkından edilmiş, yüz binlerce insan ölmüş ve bir acı coğrafyası yıkıntı haline gelmiş bir Suriye. Şimdi buraya nasıl geldiğimizi konuşmadan hiçbir yere varamayız. O ne güvenlik koridoru sizi bizi kurtarır ne başkalarını kurtarır. Siz çünkü el alemin teröristine özgürlük savaşçısı deyip desteklediniz. El alemde şimdi sizin, el alemde şimdi sizin teröristinize özgürlük savaşçısı deyip destekleyebilir mi? Eid Donat politikası o yani, zaman. Abi, değil mi? Yani politik olarak. Yani akademik fantazilerle siz dış politika kurarsanız, bunun üstünde işte sizdeki İslami refleksle İslam aleminin lideriyim diye bir hayale kapılırsanız geleceğiniz nokta burasıdır ve çıkamazsınız. Yani buradan çıkma ihtimaliniz yok. Bak İslam coğrafyasının, Arap dünyasının lideriydik. Arap coğrafyasına gidecek bir tane ülkemiz var ya, Katar. O da her an dönebilir. Her an dönebilir. Yani Arap coğrafyası burası ya. Osmanlı, Türkiye dış politikasını Osmanlı'dan devraldığı acı deneyimler üstüne inşa etmişti.
Müthiş bir deneyim, müthiş bir şey vardı orada, birikim vardı. Hepsini sildiniz, attınız. Geçen Dışişleri Bakanı çok üzüldüm. Dışarıdan atadıklarımız daha iyi diyor. Daha iyi diyor. Yani bu en son kurulacak cümledir. En son kurulacak cümledir. Yani bu ülkenin bu birikimine yazık etmeyin. Yazık ederseniz buraya gelirsiniz. Ondan sonra sınırdaki komşumuz PYD mi olsun, PKK mı olsun, Esad mı olsun diye tercihte bulunmak zorunda kalırsınız. Esad, şimdi sınırınızda Esad olsa siz güvenliğinizi sağlayacak mısınız? Emin miyiz bundan? PYD'li, hayır. Artık değil. Ya. Artık değil. Yani orada düşman tercihindesiniz ya. Yani dost olan birini sınırınızda görelim mi, görmeyelim mi noktasında değilsiniz. İşte Suriye'de tampon bölge kuracağız. Orada askeri varlığımızı oluşturacağız. Oradaki askerlerin hepsi açık hedef haline gelir. Hiç kimse korunmaz. Sizin Amerikan üssü, hele böyle ikili zikzaklı bir politikalarınızla. Yani sizin şimdi bu dönemde, şu dönemde, tam da bu dönemde Orta Doğu'da bu işler olurken en son güveneceğiniz ülkenin adı Rusya'dır. Öyle. En çok? En son güveneceğiniz ülkenin adı Rusya'dır. Öyle romantik bir şekilde, hani Asyacılık, Masyacılık üzerinden ben çok cümle kurarım. Biliyorsun, iyi de kurarım o cümleleri, kurmuyorum. Çünkü niye? Bak, Batı bunu gördü, siz Rusya'nın kucağına itti. Siz de ne güzel dediniz, Batı'dan bir uzaklaşma hamlesine girdiniz. Böyle bir hayale kapıldınız. Ne oldu? Ortada kaldınız. Ortada kaldınız. Diplomasi başka bir şey. Peki nasıl çıkarız? Zor. Bu kafayla çıkamayız. Yani hala şu konuştuğumuz şeylere bak. 25 kilometre mi olsun, 30 kilometre mi olsun? Yani öyle hala fantezi yaklaşımda gerçeklerden yani, kopup mesela rejimle görüşmem. Yani görüşmem ne? Gibi. Mustafa şimdi mi? Bu savaş çok maliyetli bir iştir. Bir savaş ekonomisi vardır. Amerika ayakta tutan budur. Bakın, ama Amerika 2. Dünya Savaşı'na girmeseydi Amerika diye bir ülkeden söz etmeyecektik. Ülkesi müthiş karışık bir ekonomik buhran vardı, grevler vardı. Kahramanlık öyküsü lazımdı. Yani kendi iç savaşıyla var olmuş, 2. Dünya Savaşı'yla da dünya devleti olmuş bir ülkeden söz ediyoruz. Şimdi 2009 yılında müthiş bir ekonomik kriz ortaya çıktı. Bu krizi nasıl aştılar? Yani kendi vatandaşına araba, televizyon satabilir miydi adam? Satamadı. Ne yaptı? 160 dolara valinin satmasına izin verdi. Körfez ülkelerinde birken paranın tamamını aldı. Dünyada üretilen silahın %50'sini Körfez ülkeleri alıyor. %50'sini. Yani yıllık 500 milyar dolar. Ki o bizi Arap Baharı dediğimiz süreçle ilgili aklımda kalan bir rakamı vereyim. Arap Baharı başladıktan sonra o yıllara tekabül ediyor. İşte 2010-2011. Başlamadan önce 22 milyar dolar en son aklımda kalan rakam. Ken, yani Körfez ülkelerine sattığı silah miktarı 3 yılda 66 milyar dolara. 300, yani 3 katı birden artıyor. Yani savaş ekonomisi bu. Tabii şunu da unutma, alanlardan biri de biziz yani. Bak şimdi Patriot füzeleri alalım mı almayalım mı diye masaya oturmuş durumdayız. Bu sadece görüneni. Bir de görünmeyen var. Seçeneğin de yok. Yani şimdi 2 tane Patriot'la bir S-300'le sen güvenliğini nasıl koruyacaksın? Yani bir de senin şöyle bir durumun yok. Hani efelenebilirsin, bağırabilirsin, çağırabilirsin ama bu kapıdan çıktıktan sonra gerçek hayat var. Gerçek hayatta para diye bir şey geçiyor. Dünyaya kafa tutabilmen için bunun maliyetini karşılaman lazım. Ama bir zafer rüzgarı da esiyor sonuçta. Yani şimdi Amerika'nın Suriye'den şey çekilmesini, şimdi, Türkiye'nin Suriye'deki kararlılığına, Afrin'e, dış politikadaki duruşuna bağlayanlar var. Ama arka taraftan da kalsın diye özel görüşmeler yapıyorsun. Bence yani pek acayip bir zafer havası yok. Hayır, anlamak aksine, için soruyorum. Aksine, hayır, hayır. Şöyle bir şey söyleyebilir o yani. Şöyle, özür dileyerek şöyle bir şey söylemeliyiz ama bir tarafını şöyle bakmamız lazım. Elbette yanlışlıklar, eksikler birçok şeyden bahsedebiliriz. Ama bir gerçek var. Biz Suriye'de Rusların ve Amerikalıların bize komşu olmasını istemedik. Ben bunun ne hükümetin istediğini, ne halkın, ne de Suriyelilerin ilk başta istediklerini düşünmüyorum. Şimdi burada bir kaos oluştu. İşte Arap Baharı veya işte bilmem bazı Orta Doğu Baharı diyen oldu. Bununla beraber bir baktık ki Suriye'de Ruslar komşumuz oldu. Amerikalılar da komşumuz oldu. Ama Amerikalıları biz getirdik. Hayır, Amerikalıları biz getirdik. Amerika'yı biz getirdik. Ruslar da Şam yönetimi getirdik. Evet. Ben de bir tarihi anekdotu söyleyebilir miyim? 2011'de ben de gazeteci olarak Suriye'ye gidenlerden birisiydim. Esad'la görüşmede yer aldım. İlginç bir cümlesini paylaşayım, aklımda kaldı. O iyi günlerden sonra
ilk getirilen teklif bir Türkiye tarafından bir paket sunuluyor. Şunları 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 yapmalısın diye. Bu demokrasi herhalde içeriyle gidiyor. Onun dışında Esad'ın cümlesi bize getirilen o teklifin tamamı daha önce Amerikan Büyükelçisi'nin defalarca önümüze sunduğu paketin aynısıydı. Tabii toplu yani biraz ilk baştan itibaren böyle. Aynısı. Yani evet, ben bunu... Amerika'yla Türkiye'nin bu Esad'ın birlikte... kendi cümlesiydi. Yok ben Amerika Eyüp Donat var zaten. Amerika'yla yani, Türkiye'nin birlikte orada ilk başta birlikte bir şey kurguladıklarını düşünmüyorum. Zira Amerika'nın daha önceden yani Tunus'ta başlayan işte efendime söyleyeyim Libya'da benzer Arap ülkelerde her gün benzer onlarca rüzgarını alan birçok şeyi planladığı gerçeği var. Şimdi Orta Doğu şu an tümüyle Amerika'nın güdümünde. Katar'da güdümünde. Yani bizimle ilişkileri çok iyi olan Katar'da. Ne acıdır ki bütün Orta Doğu'daki Müslüman ülkeler Amerika'ya bakarak siyaset belirliyorlar. İçeride zaten siyaset yapma şansları yok. İçeride herhangi bir demokratik bir kıpırdama şansları da yok. Bir değişik şartları da yok. Şansları da yok. Dolayısıyla krallıklarla, sultanlıklarla idare edilen bir Müslüman topluluğu, Müslüman ülkelerden bahsedebiliyoruz. Bunlar da tümüyle olduğu gibi bütün siyasetlerini Amerika'nın göz temasından sonra ortaya koyabiliyorlar. Şimdi mesele şu, ben şunun için söyledim Suriye'de. Amerika bir şeyler ortaya koyuyor. İşte diyor ki şu anda mesela Trump dedi ki çekiliyoruz. Bu Türkiye'nin başarısı veya başarısızlıkla ilgili değil. Yine kendi gerçekleriyle ilgili. Ben geçebileceklerine inanmıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilebileceğine inanmıyorum. Rusya orada var oldukça Amerika'nın var olmaması mümkün değil. Demir Hocam şurada yanılgıya düşmeyin. Amerika ile kavramlar üzerinden tartışmayın. Amerika'yı kavramlar üzerinden anlamaya başlarsak biz şaşırırız. Amerika'nın kavramları başkadır. Demokrasi getireceğim diyor. Şimdi bizim kafamızda yok, ne? Yok bizde öyle bir şey yok. Bizim kafamızda ne canlanıyor? Ne güzel demokrasi getirecek falan diye bir şey canlanıyor değil mi? Onu demokrasiden anladığı başka. Amerika'nın yenilgisi, galibiyeti bunların hepsi farklı. Amerika bir hedefe odaklanmış vaziyette. Doğru mesela aynı şeyi söylüyorum. Çünkü Amerika bir sistem ülkesi. Sistemi de işte dünyada her yerde geçerli, geçen hafta bol bol tartıştık bir parası üzerine kurulmuş vaziyette. O sistem işte Amerika'daki başkanlar ben hep 657 tabi memur olarak şey yaparım tarif ederim. Hakikaten öyledir. Bir dönem işte adı Hüseyin mümkünse de zenci olan İslam'la da bir bağlantı kurulacak. Çünkü Orta Doğu coğrafyasında bir operasyon çekeceklerdi. Böyle bir figüre ihtiyaçları vardı. Seçti getirdiler. Çünkü Amerika'da başkanlığın seçilmesi kolay değil. Trump gazoz kapağından çıkmadı. Evet. 2 yıl süren bir iç cumhuriyetçilerin yaptığı kongreler sürecinden sonra cumhuriyetçilerin başkan adayı ortaya çıktı. Seçildi geldi. Seçilmesi de birazcık dramatik aslında. Yani Hillary'den daha az oy aldı. 2,5 milyon daha az oy aldı ama 2,3 milyon. İşte onların senatör sistemi öyle. Senatördeki çoğunluk nedeniyle aldı. Senatördeki değil de konsey, seçim konseyi. Seçim konseyi. Seçim konseyi. Senatoyla alakası yok. Onun. Şimdi onun da acayip bir sistem. Öyle seçim. Yani delegeler seçiyor. Her eyaletin belli delegesi var. O delegeler o daha eyaleti çok delegeye sahip olduğu için. Evet yani ya, şey var. Çok oy alsanız da delege. Kaliforniya'da çok oy alıyorsunuz. Başka bir şeyde az oy alıyorsunuz. Ama böyle bu şekilde oluyor. Evet. Şimdi Trump'la ne yapılmaya başlanmıştı? Örneğin o Amerika'nın zaman... da bir demokrasi ithalatına ihtiyacı var o zaman. Demokratik bir seçim değil. Siz daha çok oy alıyorsunuz ama başka biri kazanıyor. Ama kimse yani, oraya demokrasi götürmeye kalkmıyor abi. İhtiyaçları yok çünkü kendi sistemlerinde sistemlere güveniyorlar. Hani %50'lik bir oy katılma oranı var ya herkes bunu garipsiyor ama sisteme güvendikleri için şunu biliyorlar. Kim gelirse gelsin sistemde köklü bir değişiklik olmayacak. Olmayacak. Obama'da da savaşları tasfiye etmeye başlamışlardı. Obama daha romantik anlatıyordu bunu. Ya savaşlara gerek yok barışalım, demokrat. İran'la barışalım, Küba'yla barışalım. Trump daha çok maddiyatçı, maliyeti çok dünyanın jandarması mıyız biz? Eğer yapacaksak parasını verin yapalım diyor. Yani ikisinin arasında sadece bir nüans farkı var. Şimdi böyle bir Amerika var karşınızda. Şimdi Suriye meselesi, hani siz Amerika diyorsunuz. Suriye meselesi bu noktaya gelmezdi. İnanın gelmezdi. Amerika'nın ürünü değil Suriye. Bakın toplam Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesinden bağımsız ben Suriye'yi söylüyorum. Bağımsız mıydı? Ne kadar bağımsız? Başka bir tartışma konusu. Yani bağımsız şimdi, değildi. Yani bir değil, olamaz da zaten. Bir halkanın zincirin işte halkaları yani gibiydi. Şimdi şöyle bir düşünelim. Büyük Orta Doğu projesi ortaya geldiği zaman bizim muhafazakar arkadaşlarımız sevindiler. Oo ne güzel bak seçilme iş başına gelen İslamcı yönetimler yer alacak diye gördüler. Amerika Irak'ta şunu test etti. Müslüman Müslüman'ın camisine taş atmazdı değil mi? Müslüman Müslüman camisinin içeride cemaat varken bombaladım hem de kendi girip canlı bombaladı. Tabii. Amerika bunu test etti mi etti. Yarılmayı ortaya koydu mu koydu. Burada alacağınız pozisyon herhangi bir taraf içinde yer almamaktı.
Siz aldınız. Hem de nasıl aldınız? Akademik fantazilerinizle, tarihsel fantazilerinizle aldınız. Osmanlı hayali diyorsunuz. Yani Orta Doğu'da bir... Ama hiç karışmamakta Sedat Bozkurt çözüm olabilir mi? Yani sonuçta siz şimdi, yan tarafta bir yangın varsa, ya. O yangın şimdi, eninde sonunda size sıçrayacaksa... Yangını 10 sene, siz 10 sene. Çıkardınız. Arada öyle bir fark var. Şimdi bak, şöyle, yangını siz çıkardınız. Bence şimdi, şey oldu. Tamam, bence katılmıyorum. Yangını Türkiye çıkarmadı. Yalnız hocam, şuna bak. Yani Türkiye çıkaracak gücü de yoktu. Yok yangını. Yok, şimdi bak. Yani burada dersek, bak yangın çıkarılmıştı. Türkiye burada farklı rol alabilirdi veya farklı davranabilirdi diyebiliriz. Bir ay önce... Ama yangını çıkaramadı. Ben çıkaracak hocam, gücü yoktu yani. Bir ay önce senin oturduğun koltukta o dönem kabinede yer alan Ertuğrul Güney oturuyordu. Aynen burada konuştuk. Bunlar anlattı. Bunu hani yangını yani çıkardı diye Türkiye çok mi çıkarttı? Çok keskin evet. ifade kullanmam da ben örneğin, neye dayanarak... büyümesine katkı sağlandığını ben söyleyebilirim. O dönemlerde Amerika şimdi, yok diyorsunuz. O dönemlerde biz Amerika vardı. Öyle, hayır Suriye, Amerika ile işbirliğimiz yok diyorsunuz. O zaman evet. eğit donat yani. Yapıyoruz. Daha ilk günlerinde. Şimdi, o eğit donatlar işte eğit donat karışıklıklar ve kaoslar ortaya çıktıktan sonraki döneme rastlar. İlk günlerine şimdi, oran, yok oralara girmeyeceğim. Şimdi Mustafa güzel bir şey söyledi. Yani yanı başımızda olan işlere Türkiye müdahale etmesin mi? Etsin. Bak 10 yıl İran'la Irak'ı savaştırdı mı? Savaştırdı. Tahran'la Bağdat arasında sorun çıktığı zaman Arapuzcu ülkenin adı neydi? Türkiye. Tunus'la... Erbakan'ın orada 22 gün 22 gece diye bir kitapçık da oldu. Ya. Yani ya şimdi, şeydi. Çok Mısır'la Ürdün'ün arasında sorun çıktığı zaman, İsrail'le Suriye'nin arasında sorun çıktığı zaman, Suriye'yle Ürdün veya da Mısır'ın arasında sorun çıktığı zaman Arapuzcu ülkenin adı neydi? Hep Türkiye'ydi. Şeye girdik. İsrail'le bir ara Filistinleri barıştırma noktasındaydık. En son Suriye'yle Filistin arasında Arapuzcu'yduk biz. Suriye meselesi olana kadar. Tabii. Yani ve İstanbul'da görüştürüyorduk bunları. Bakın buralardan geldik. Tabii Afganistan zirvesi vardı. Yani sadece onlar değil. Çok geniş bir coğrafyaydı. Yani Afganistan'da kimsenin bir araya getiremediği Afganistan, Pakistan, işte zirveleri yapıyorduk biz İstanbul'da. İstanbul süreci diye gidiyordu. Ne yani oldu? Yani Filistin'in yekününü savunma yeteneği olan bir ülke vardı. Şimdi bir kısmı savunabiliyorsunuz. Evet. Ha şimdi hani şöyle biraz, tabii evet. çok girdik Suriye meselesine. Hani şöyle çok geçmişin, Türkiye'nin diplomatik geçmişine de çok haksızlık etmemek lazım. Bir taraftan da hani Orta Doğu'da Türkiye çok etkisiz bir ülkeydi. İşte bizim kapıları açtık, pencereleri açtık falan da doğru olmadığını da göstermek için bunlar söylüyorum. Yani etkili olsak da yöntem bu değil diyorsun. Değil. Biraz böyle teğet geçerek iç politikaya, şimdi bekasını, Türkiye'nin bekası bugün de sıcak bir günden başlığı. Milliyetçi Hareket Partisi seçim konseptini, kampanyasını, sloganını açıkladı. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Remzi'nin ülkücü geleneği iyi bilen birisi yani. Evet. Biz... bunu Remzi hocam anlatsın. Ha, oradan Remzi hocam anlatsın, ben de karşı çıkayım. Tamam. Evet. Ama ben... kavga yok bizde ona göre. Yok ben neye inanıyorsam onu söylemekle... Yani bir kere sloganı nasıl buldunuz? Ben gazeteci olarak ve ben, Türkiye'de yaşayan... Bir birey olarak mı? Daha somutlaştırarak söyleyeyim. 16 yıl sonra bir AK Parti iktidarından sonra ve Cumhur İttifakı olarak şekillenmiş son iki seçimdir bir ittifakta. Hani başka bir yönetim yönetiyor olsa onu suçlayacak bir seçim şeyidir bu. Beka doğru. Yani problemi var. Ama bakıyorsunuz 16 yıl sonra bu sloganın tercih edilmesi kendi içinde bir çelişki oluşturmuyor mu? Yani şimdi, bir beka problemi varsa bunun sorumlusu yaptı? Remzi Çayır, Mustafa Yılmaz değil yani sonuçta. 1978 Ankara Bahçelievler'de 7. caddenin şu an Akal'ın düğün salonunun bulunduğu yerde yıkılmış bir sinemanın beyaz perdesine yaz yazmışım. 77 ve 78. Yıkılmış. O zaman 7. cadde. Biz de yeni üniversite bir öğrencisi olarak orada bulunuyoruz. Buraya geleceğim de. Tamam. Şimdi bu düşünceyi besleyen yani devamı olduğu için Türksüz bir dünyanın mevcudiyetini düşünmektense aynı örtüşüyor onun için diyorum. Bu dünyanın tarafımızca infilak edilmesine uygun bulur. Bu görüşe sahip olduğumuz için de gurur duyarız demiş idik. Yazmışım. Şimdi bunun bir devamı. Dolayısıyla tabii ben değiştim. Yani değişmedim demeyeceğim. Ben de onu söylüyorum. Hala aynı. Öyle bir şey söylemeyeceğim. Elbette ki çok dünyaya farklı bakıyorum. Hayata farklı bakıyorum. Devletin bekası çok açık yürekle ifade etmeliyim ki ben bu tür yaklaşımları duyduğum anda aklıma 77'ler, 78'ler, 74'ler geliyor. 1919 geliyor.
1918 geliyor, 1914 geliyor. Devletin bekası 1914'te, evet. Beka değil, zaten hayat meyat meselesi. 1918, 1919, 1920'ler doğru. Hatta 1944'lerden sonra işte Rusya ile Amerika arasında sıkışmış Türkiye'nin devlet bekasından bahsedebilirsiniz. Hatta ve hatta bizim öğrencilik yıllarımızın 77-78'de kuyrukların olduğu, işte Kıbrıs'dan ötürü ambargoların olduğu, yoklukların olduğu bir Türkiye'de kısmen de olsa bir bekadan bahsedebilirsiniz. Çünkü kavgaları çok kötü yaptık biz. Sokağa taşıdık. Öldürerek birbirimizi galibiyet ve mağlubiyet yollarını seçtik. Konuşmayı beceremedik. Düşünceyi öne çıkaramadık. Yani tartışamadık. Bir ülke tartışmayı bilmediği anda orada kaos ve şiddet alır başını gider. Tartışma zeminini bulduğu anda orada gerçekten bereketli bir düşünce alanları oluşur. 77-78 bu anlamda kupkuru bir yıllardır ve o yetişmiş insanların bile kalıplara girdiği ve düşünceyi harmanlayamadı, düşünceyi bir türlü birbirine anlatamadı. Yani insanlar farklı düşünebilir, farklı edalar takınabilir ama anlatamadı bir dünyaydı. Oradan da kısmen Beka'dan bahsedebiliriz. Ben şu anda inandığımı olduğu gibi söylüyorum. Ben bu konuda çok ciddi bir Türkiye'nin istikbali anlamda beka sorunu olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Siyaset, bu bir siyasi polemik bir şey. Siyasi bir manevradır. Olabilir. Belki artık ciddi olarak belediye başkanı seçilecek sonuçta. Tam olarak yani, onu söylüyorum. Yani, biz belediye başkanı şimdi, seçeceğiz. Yani, iktidar şimdi, değişmeyecek ki sonuçta. İyi insanlar, düzgün insanlar. Yani, hangi madem açtın, şimdi ne oldu? Yani, bunu buraya taşımak bir siyasi. Sedat kardeşim, ben anlatayım. Ortaya da sorayım. Bu bir siyasi strateji mi? Yani şimdi bakın, Türkiye'de biz normalleşemedik. Türkiye normalleşmemenin sancılarını çekiyor. Yani demin de ifade ettiniz. Biz bir yerel seçim, yerel seçim boyutunda bunları tartışabiliriz. Ya Ankara daha iyi nasıl güzelleşir? Tabii. Ya Ankara İstanbul. Daha nasıl yani İstanbul'un silüeti tekrar nasıl eski burada, haline getirilebilir? Daha nasıl mutlu olabilirler? Trafik sorununu nasıl çözer? Evet. Yani mutlu olabilirler. Kızılay'dan havaalanına nasıl ray döşenir? Metro döşenir? Efendime söyleyeyim, benzeri problemler. Yani daha çok yeşil alan nasıl oluşur? Daha çok yağmur yağdığında göl haline nasıl gelmez? Bunları tartışabilmeliyiz. Biz kazanmak uğruna hepimiz, yani sadece bir parti yapmıyor bunu. Siyaset toplam dilimiz siyaset. Bu. Siyaset dilimiz de bu. Uslubumuz bu, halimiz bu. Yani çıkıyoruz neredeyse yeniden bir istiklal harbinin tarafları oluyoruz. Ya nerede var? İstiklal harbi de yok. Taraflar da bu ülkenin insanları. Düşman yok yani. Düşman yok. Siyasette düşman üretmek belki geçici fayda sağlar ama gerçekten doğru değil. Onun için de ben zaman zaman iktidardaki kardeşlerimizle, sonuçta kardeşlerimiz ya yani bu ülkenin insanları, ben hep çoğunu da tanıyorum. Yani bu dilin, yani normalleşme dilinin kullanılması lazım. Yani yerel seçimlerde de, genel seçimlerde de sonuçta hizmet, hizmeti tartışabilirsiniz. Varlık yokluk. Yok bir takım kahramanlık hikayeleri, bir takım hainlik hikayeleri. Bunlar Türkiye'yi bir adım daha ileri götüremez. Neyi ortaya diyorsun? Bir şey daha sorayım o zaman. Geçmiş tecrübelerim şunu gönderiyor. Aslında muhalefet serttir. Muhalefet ağır eleştiriler yöneltir. Canını acısa da ikramın. Ama iktidar biraz alttan alır, biraz derler toparlar. Ama ben de kişisel kanaatimi söyleyeyim. Sanki iktidar biraz zorluyor. İşte beka mesela zillet ittifakı. Yani ben yine tırnak içinde söylüyorum. Muhalefetten işte Cumhur İttifakı'na böyle bir farklı suçlama. Mesela evet. Çamur İttifakı gibi örnek veriyorum. Kıyas olsun diye. Yoksa böyle bir ithamdan hepimizin çekilmemiz lazım. Şimdi, ama tersinden baktığınızda birisi kendisini Millet İttifakı diye tanımlamış. Şimdi, buna zillet demek. Bu dediğiniz şey, hele siz iktidarı temsil eden bir ittifakın içindeyseniz daha sıkıntılı şimdi hale gelmiyor. Özür dilerim. Şunu da ifade edeyim. Şimdi siyaset etme biçimimiz ve siyasetin background'unda, yani geçmişinde, hikayelerinde, işte tarihinde hep kahramanlar ve hainler ikilemi var. Bu işin kolay. Çok garip bir şey. Yani hep ama var. Yani bir tarafta işte satanlar, bir tarafta kurtaranlar, bir tarafta kahramanlar, bir tarafta hainler. Ben buradan bütün halkımıza söylüyorum. Siyasetin zemininde ne kahramanlar var, ne hainler var kardeşim. Böyle bir şey yok.
Siyasette doğrular olur. Sizin çözümleriniz doğru sonuçlar çıkarır. Bir başkanın çözümü yanlış sonuçlar çıkarır. Birisi, ben elbet istisnalar var. Ama bu ülkede siyaset etmek üzere hizmet ama amacıyla ben siyasi sistemin de ya bu sistemin gerçekten insanı dışladığını ve bizi normalleştirmekten çok uzak olduğuna da inananlardan kesinlikle bu sistemle Remzi Şahir de gelse sonuç aynı olur, Mustafa Yılmaz da gelse aynı olur. Neden biliyor musunuz? Çok garibime gitti. Zaman zaman ben az da olsa biliyorsunuz fuar yapıyorum, ticaretle uğraşıyorum. İnsanın eline para değdiğinde ne kadar imanlı, ne kadar güzel, ne kadar şey olursa olsun onun nefsiyle baş başa bıraktığınızda yanlış yapma ihtimali var. Eline parayı değdirmeyeceksin. Sistem insanı bir takım yanlışlara götürmeye engel olacak. Sistem de engel olacak. Sadece insanın ahlaklı olması yetmez. Evet. Yani ahlakla niye bu adamı... Sistemi, şahıslar değil de sistemi ahlaklı. Dolayısıyla son sözü söylüyorum. Bu sistemde ne yazık ki bu ikilem devam eder. İkili hainlik, kahramanlık hikayeleri devam eder. Ben bunun da Türkiye faydası olduğuna inanmıyorum. Herkes ya bir de şeye bakmak lazım. Diğer ülkeler neler yapıyor? Demokrasi ülkeler. Çünkü bir yerel seçimden bahsediyoruz. Doğru. Mesela gittiğimde ben geçenlerde Fransa'ya gittim. Orada tartışılan akıllı belediyecilik. Mesela biz hangimiz daha iyi? Ama sarı yelekliler de var yani şimdi. Hayır, yani belediyecilikten bahsediyorum. Biz evet. Yerel seçime gidiyoruz. İktidar ayrı bir şey. Şu anda önümüzde biz belediye başkanlarımızı, muhtarları seçeceğiz. Belediye başkanlarını seçeceğiz. Bana daha iyi hizmeti nasıl verecek? Yapay zekayı kullanacak mı, kullanmayacak mı? İşte yeşil alanlarım daha fazla olacak mı? Bu hava kirliliğiyle başa çıkabilecek mi? İşte bu şeyle... Ulaşım sorunu nasıl çözecek? Yani ben bunları duymak istiyorum bir vatandaş olarak. Ama bana karşılığında ya bir hakaretler sinsilesi geliyor... ya da böyle işte ihanet suçlaması. Ona oy verirseniz Türkiye'ye ihanet etmiş olursunuz. Kardeşim yani ne alakası var adamın şeyi? Adam bir metrobüs daha yapacağım diyor. O zaman ona oy vereceğim. Yani bu kadar basit. Ben öyle bakıyorum. Çünkü oraya ya da iki otobüs hattı daha koyacağım diyor. Ki o benim işime geliyor. İşime giderken daha kolay gidebileceğim. Tabii ki gidip ona oy vereceğim. Bunun bekayla, işte terörizmle, hainlikle nasıl bir ilişkisi olabilir? Benim bunu anlamam mümkün değil. O yüzden çok şaşırtıcı bir şey. Hele ki yerel seçimlerde bunun kullanılması. Hani genel seçim olsa ülke politikaları falan. Diyelim ki hepsini muhalefet aldı. Zaten yönetimde kurdukları sistem itibariyle, mevcut i̇ktidar sistem itibariyle iktidar devam ediyor. Üstelik öyle de bir sistem kurdular ki bütün büyük şehirleri, hepsini bile muhalif partiler alsa, muhalefete geçse yine de bütçelerini saraydan kontrol edebiliyorlar. Dolayısıyla zaten elin kolunu bağlama şansın senin elinde. Hala bir de böyle yok hainlikti, işte bekaydı falan. Biraz şey geliyor evet, bana. Çok yanlış geliyor açıkçası. Niye iktidar böyle bir şeye başvuruyor Sedat Bozkurt? Sana doğru mu söyleyeyim? Yani yerel yönetimlere ya da iç politikaya ilişkin söyleyebileceği çok fazla bir şey olmadığı için mi? Yoksa seçmen böyle çok daha kolay konsolide olduğu için mi? Çok daha kolay. Mesela benim dikkatimi çekiyor. Son dönemde ilginç bir şey. Her seçim öncesi patlayan bazı ilginç tartışmalar var. Zeynep Gürcan dediği gibi yani belediye işte metroyu konuşmamız lazım. Su faturalarını konuşmamız lazım. Ulaşım altyapısını, trafik sorununu, hava kirliliğini, yeşil alanını konuşmamız lazımken çok başka şeyler. Neyi konuşuyoruz? İşte bir başörtüsü tartışması patlak veriyor. Bir Türkçe ezan tartışması patlak veriyor. Palo ailesi patlak veriyor. Böyle garip veya en iyi ihtimal beka sorunu patlak veriyor. Bunu bir uzun uzun tartışmıştık senin programında. Verimli de olmuştun. Maalesef Türkiye böyle. Niye böyle? Çok sağlıklı bir ülke olduğumuzu söyleyemeyiz. Hani bunların kuramsal olarak karşılığı var. İlk kez bizim coğrafyamızda bunlar yaşıyor değil. Yaşanıyor değil yani. Tabii mutlaka. Yani bu ayrıştırma, bölüştürme bir tarafa hain olarak suçlama bizim geçmişimizde de var. Örneğin Aziz Nesin'in yayınlanmayan bir öyküsü vardır. Oğlu bir gün yazmıştı uzun yıllar önce. Ben işte İstanbul'da Sultanahmet'te geziniyor. Bir yan kesici gelip cebinden cüzdanını çalıyor. Tabii adam yakalıyor hemen elinde. Bakıyor kendi cüzdanı. Bağırıyor hırsız var diye. Her taraf kalabalık tabii. Hırsız bakıyor. Bütün insanlar kendi üstüne doğru geliyor. Adama bakıyor. Kalabalığa bakıyor. Komünist var diye bağırıyor. Cüzdanı çalınan adam karakola götürülüyor tabii. O dönem işte Soğuk Savaş döneminin şeyleri. İnsanları yaftalamak her dönem
Türkiye gibi demokrasisi gelişmemiş ülkelerde mümkün ve karşılık görür. Faşizm bunu tarif eder. Yani insanları bölüp yönetmenin, insanları hainleştirmenin ya da kahramanlaştırmanın en iyi siyaset etme, insanları en iyi konsolide etme yolu olduğunu söyler zaten. Türkiye'de bu yapılıyor. Çünkü niye? Karşımızda biraz ağır gelebilir ama varlığını iktidara bağlamış bir yapı var. Yani varlık yokluk meselesi iktidarda onlar için kalmak. Ve o iktidarı kaybetmemek için ellerindeki devletin bütün olanakları da hoyratça kullanılıyor. Değerlerin de tamamı hoyratça kullanılıyor. İşte buradan o senin söylediğin kavramlar çıkıyor. Zillet ittifakı, hainlik gibi. Bir de şu da var tabii. Bir başarı hikayesi, anlatacak fazla bir başarı hikayesi kalmadı. Bitti. Yani kullanıldı. Çok uzun süre biz seçim üzerine seçim yaptık. Ve bir takım şeyler koyduk. Otoyollar. İşte biz otoyollar yaptık. Köprüler yaptık. Köprüleri yaptık da şimdi geçmediğimiz köprünün parasını veriyoruz. Hemen bu gelecek. Faturaları çıkmaya evet. Başladı. Ya da yani. Ya da mesela havaalanı yaptı. Havaalanları yaptık. Uşağı havaalanı yaptınız. Bir tane uçak inmiyor diyecekler. Bu söylenecek. Yani bunu satamıyor artık iktidar. Bu kalmadı. Sonra mesela şöyle de bir sıkıntısı var iktidarın. Çok yakın bir zamanda Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir belediye başkanları değişti. Niye değişti? Bunu biliyor muyuz biz? Neden değişti? Neden Ankara bunda, Belediye bunda Başkanı? Istenmiyor. İşte tabii bunlar tartışma. Niye Ankara Belediye Başkanı değiştirdiniz kardeşim? Biz bir şey yapmadık ki. Siz yaptınız. Niye Bursa Belediye Başkanı değiştirdiniz? Başbakan değiştirildiği bir yerde belediye başkanı hayır ama işte onu söylüyorum. Yani şimdi yerel seçimde benim bunu sormam gerekiyor. Yani vatandaş olarak. Tamam sen şimdi bir adayı getirdin karşıma. A adayı, B adayı getirdin. Dedim ki ben parti olarak bunu destekliyorum. Ama ben nereden bileyim senin iki sene sonra vazgeçip de benim oy verdiğim bu adayı değiştirmeyeceğini? Şimdi benim bunu sorma hakkım var iktidara. Çünkü bunu yaptılar. Ben beş sene için bir vatandaş. Beş sene için gitti belediye başkanına oy verdi. O belediye başkanı seçildi. Sonra birdenbire hiçbir gerekçe de göstermeden. Hiçbir gerekçe metal yok. Metal yorgunluğu. Metal yorgunluğu bir gerekçe olabilir mi ya? Ya öyle siyasi bir şey olabilir mi? Yani işte bunları anlatmamak için beka sorunumuz. İşte hainler, teröristler. Yani bunları konu yapmayalım, bunları tartışmayalım diye. Çünkü herkes onu soracak. Mesela şu tartışılıyor şimdi. Binali Yıldırım İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak açıklandı. Ama hakikaten ne kadar süre daha belediye başkanı olacak, seçilirse olacağı. Hakikaten bunu Türkiye tartışıyor. Ne yerine olabilir? Kim gelecek? Yani bunu muhalefet dile getirdi. Yani bir süre sonra şimdi seçimi kazanmak için hayır, böyle kazan, ağır birisiyle. Yani Binali, şöyle mi anlayacağız? Binali Yıldırım seçimi kazanmak, İstanbul'u kazanmak evet. için en güçlü kartı Binali Yıldırım'dı. Onu koydu ama 6 ay sonra tabii, ben meclis sonra. Başkanı olarak devam edecek. İstanbul'a şu ismi biz tabii, atadık yani ki mesela, tecrübe edilmiş işte, bir şey. Tabii yani bunu muhalefet dile getirmeye başladı. Çünkü bunun örneği var. Ben biraz, ama yaşandı bunlar. Biraz, yaşandı. Yaşanmış olabilir ama yani bu kadar da mı? Ben inanmak istemem doğrusu. Ya, tabii bu inanabilirim kadar, ama, inanmak istemem. Ama buna cevap şey vermeleri gerekmiyor mu? Konuşuyor olmak şunu, bile şunu bir şey değil. Şunu tartışabiliriz. Gerçekten mesela ben de aynı düşüncedeyim. Keşke istifa ederek gitmiş olsa daha şık olurdu. Doğrusu da buydu. Yani şey değil, bunu hukuka da uygun olurdu. Evet. Hukuka da hayır, doğru da hukuka da uygun etik olurdu. Falan yani bunları Türkiye'nin ya aslında şu an kendisi de bundan zarar görüyor. Yani Binali Bey de bundan şu an zarar görüyor. Ben birileri anlatmalı yani. Yani evet. Karşılaştığımda ben mesela söyleyebilirim. Ya şu an sen kendi bindiğin dalı kesiyorsun. Lütfen önünü aç. Alanını aç. Yani sen şu an projelerini anlatamıyorsun. Çok basit. Ayağına zinciri takmışsın. Nedir? İşte millet meclisi başkanı istifa edip etmeyeceğine durmadan cevap veriyorsun. Zamanı şöyle söyleyelim. Hem derneğinize de atıfta bulmuş olalım. Bu diyorsunuz Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği'nin ilkelerine de aykırı. Demokrasiye yani, aykırı. Yani tabii tabii. Hukuka... Reklama çıkacağım da öyle bir final cümlesi geçiyor. Güzel final cümlesi. Tamam. Efendim reklamlardan sonra iç politikada daha güncel tartışmaları masaya yatıracağız. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yazılarını kaleme alan Aydın Ünal yazılarını ara verdi. Çok ilginç bir veda yazısıyla birlikte. Yine Fazıl Say konseri Sayın Cumhurbaşkanı'nın gitti. Çok fazla konuşuldu. Biraz onları tartışacağız. Bunları nasıl okumalıyız, nasıl anlamayız? Biraz medyayı konuşacağız. Medya nasıl bir imtihandan geçiyor, nasıl bir süreçten geçiyor? Kısa bir reklam arası.